Değerli öğrenciler, ben matematik öğretmeni Hulusi Ugar. Bu dersimizde 6. sınıf matematik konularından olan EBOB ve EKOB problemlerini anlatmaya çalışacağım. Dersimize EBOB, yani en büyük ortak bölenin tanımıyla başlayalım. İki veya daha fazla sayının ortak bölenleri arasında en büyük olanına bu sayıların en büyük ortak böleni denir. EKOB, yani en küçük ortak kat. İki veya daha fazla sayma sayısının ortak katları arasında en küçük olanına en küçük ortak kat denir. Şimdi bu anlattıklarımızı, tanımları örneklerle pekiştirelim. 76 ve 96 sayılarını tam bölen en büyük doğal sayı kaçtır? 76 ve 96'yı yan yana yazdıktan sonra bu iki sayıyı aynı anda bölen asal sayıları bulmaya çalışacağız. Şimdi 76 ve 96 sayısı çift sayı olduğundan bunlar ikiye bölünür. Aynı anda ikiye bölünür. 76'yı ikiye bölelim. 38. 96'yı ikiye bölelim. 48. Burada 76 ve 96 sayısı aynı anda ikiye bölündüğünden dolayı 2'yi daire için alıyoruz. 38 ve 48 aynı anda tekrar 2'ye bölünebildiğinden dolayı bölme işlemine devam ediyoruz. 38'i 2'ye bölelim, 19. 48'i 2'ye bölelim, 24. Yine aynı şekilde 38 ve 48 aynı anda 2'ye bölündüğünden dolayı 2'yi daire için aldık. Bölme işlemine devam ediyoruz. 19 sayısı 2'ye bölünmediğinden dolayı 19'u aynen aşağı indiriyoruz. 24 sayısı 2'ye bölünüyor, bölündüğünde 12 olur. Dikkat ederseniz burada iki sayısını daire içine almadık. Çünkü 19 ve 24 aynı anda 2'ye bölünmediler. 2'ye bölünmeyen sayı kalana kadar biz 2'ye bölme işlemine devam edeceğiz. 19 2'ye bölünmez, aşağı indiririz. 12 2'ye bölünür, 6. Tekrar ikisi de aynı anda bölünmediği için 2'yi daire içine almadık. 2'ye bölme işlemine devam ediyoruz. 19 2'ye bölünmez, aşağı. 6 2'ye bölünür, 3. Yine belirlemedik, iki sayısını daire içine almadık. Şimdi burada artık 2'ye bölünen sayı kalmadı. 19 asal sayı olduğundan 3'e bölünmez. 3 sayısı 3'e bölünür. 19'u aşağı indiriyoruz. 3'ü 3'e bölüyoruz. 1. İkisi de aynı anda, yani 19 ile 3 aynı anda 3'e bölünmediğinden dolayı bunu daire içine almıyoruz. En son 19'u 19'a bölüyoruz. Ve 1'e elde ediyoruz. Sonuç olarak daire içine aldığımız, yani verilen sayıları aynı anda bölen iki sayıları 2 ile 2'nin çarpımı bize en büyük ortak böleni, yani OBEB'i verir. Şimdi aynı şekilde 54 ile 90'ın en büyük ortak böleni bulmaya çalışalım. 54 ve 94, bunların ikisi de çift sayı olduğundan ikisi de aynı anda 2'ye bölünür. 54'ü 2'ye böl, 27. 90'ı 2'ye böl, 45. 54 ve 90 aynı anda 2'ye bölündüğünden dolayı biz 2'yi işaretliyoruz. Şimdi 27 ve 45. İkisi de artık 2'ye bölünmüyor. Onun için 2'yi yazmaya gerek yok.
27 ve 45 ikisi de 3'e bölündüğünden dolayı 27'yi 3'e bölüyoruz 9, 45'i 3'e bölüyoruz 15. İkisi de aynı anda 3'e bölündüğünden dolayı 3'ü işaretliyoruz. Tekrar 3'e bölme işlemine devam ediyoruz. 9'u 3'e böl 3, 15'i 3'e böl 5, ikisi de tekrar 3'e bölündüğünden dolayı 3'ü işaretliyoruz. Bölmeye devam ediyoruz. 3'ü 3'e böl 1, 5 3'e bölünmez aşağı indiriyoruz. Şimdi burada 3 ve 5 ikisi de aynı anda 3'e bölünmediğinden dolayı 3 sayısını işaretlemeye gerek yok. Burada 5 kaldı. 5 sadece 5'e bölünür. 5'i 5'e böl 1. İşte bu kırmızıyla bellemiş olduğumuz sayıların çarpımı bize 54 ve 90'ın en büyük ortak bölenini yani OVEB'ini verir. Şimdi değerli arkadaşlar OVEB'i yani en büyük ortak böleni bulma yöntemini başka bir yolla yapmaya çalışacağım. Bu yöntemi ben kendim geliştirdim. Daha önce bu benim eserim yarışmasında Ankara finaline katılmıştır bu proje. Şimdi bu yöntemle yani çıkarma yöntemiyle en büyük ortak bölme kuralını çalıştırarak en büyük ortak bölmeyi yani EBOB'u bulmaya çalışalım. Önce verilen sayılar alt alta yazılır. Kural şudur. Büyük sayıdan küçük sayı çıkar. Küçük olan sayı aşağı inir. Şimdi başlayalım çalışmamıza. 90'dan 54'e çıkarırsak 36. Burada 90'ı aşağı yazmadık. 54'ü aşağı indirdik. Tekrar devam ediyoruz. 54'ten 36'yı çıkarırsak 18. 54'ü aşağı indirmedik. 36'yı aşağı indirdik. Tekrar çıkarma işlemi yapıyoruz. 36'dan 18 çıkar. 18. Bu çıkarma işleminin sayılar aynı olana kadar devam ediyoruz. En son bulmuş olduğumuz buradaki sayı bizim en büyük ortak böleni verir. Yani 90'la 54'ün en büyük ortak böleni 18'dir. Şimdi başka bir örnekle en küçük ortak katı yani ekoku diğerleriyle okeki bulmaya çalışacağız. 44 ve 72'nin en küçük ortak katı kaçtır? Önce yine OBEB'deki gibi sayılarımızı yan yana yazıyoruz ve bölme işlemine başlıyoruz. 44 ve 72 aynı anda 2'ye bölünüyor. Böldük. 22 ve 36 elde ettik. 22 ve 36 aynı anda ikisi de 2'ye bölünüyor. 22'yi 2'ye böl 11, 36'yı 2'ye böl 18. Bu bölme işlemini 2'ye bölünmez sayı kalana kadar devam ediyoruz. 11 2'ye bölünmez aşağı indirdik. 18 2'ye bölünür 9. Şimdi artık 11 ile 9 ikisi de aynı anda 2'ye bölünmezler. Burada sadece 3 sayısı 9'u böler. 11'i aşağı indireceğiz. Yani şunu demek istiyorum. Artık 2'ye bölünen sayı kalmadığı için buraya 3 yazıyoruz. 11 3'e bölünmez aşağı indirdik. 9 3'e bölünür 3. Tekrar artık burada 3'e bölünen sayı da kalmadığı için sadece 11 sayısı kaldı. 11 de sadece 11'e bölünür. Böylece bölme işlemleri bitti. Şimdi burada önemli olan şu. OBEB'de aynı anda bölen sayıların çarpımı kullanılıyordu. Burada OKEK'i yani ECOG'u bulurken bu yandaki bütün sayıların çarpımı bize neyi verir? En küçük ortak katımızı verir. Demek ki 44 ve 72'nin en küçük ortak katı 792'dir. Değerli arkadaşlar şimdi konumuza şöyle devam edeceğiz. EVOP'la ECOG'u bulmayı öğrendik. Şimdi bunları biz problemlerde nasıl kullanacağız? Yani en büyük sorun
Verilen soruda EBOB'u mu kullanacağız, EGOG'u mu kullanacağız? Şimdi bunu bunun için bazı ipuçları vermeye çalışalım. Yani hangi problemlerde EBOB kullanılır? Bununla ilgili bazı kısa bilgiler vermek istiyorum. Bidonlarda, varillerde, şişelerde, çuvallarda, kaplarda bulunan malzemeler, sıvılar başka kaplara aktarılıyorsa, tarlanın etrafına eşit aralıklarla kaç ağaç dikili şeklinde, insanlardan oluşan bir grup içinde, bir grup için kaç uçak, otobüs, araba ve oda gerekir şeklinde, dikdörtgenler prizması şeklindeki deponun içine kaç küp sığar ve küp şeklindeki depoya da ev için kaç tane tuğla gerekir? Kumaşlar, bezler, demir çubuklar parçalara ayrılacaksa. Yani bu tip ifadelerin olduğu sorularda genellikle EBOB, yani en büyük ortak bölen bulunur. Kısaca genel olarak şöyle diyebiliriz. En büyük ortak bölenin adı neydi? EBOB. Büyük parçalardan küçük küçük parçalar elde ediliyorsa, yani büyükten küçüğe doğru gidiliyorsa, problemimiz de EBOB, yani en büyük ortak bölen soruluyor diyebiliriz. Şimdi bu anlattıklarımızı örneklerle değiştirelim. Örnek: 90 metre 54 metre uzunluğundaki iki top kumaş eşit uzunlukta en büyük parçalara ayrılıyor. Buna göre toplam kaç kumaş elde edilmiştir? Şimdi burada OBEP mi var, OKEK mi var, nasıl karar vereceğiz? Bir kere büyükten küçüğe doğru gidiş var. Yani büyük uzunluktaki kumaşları küçük uzunluktaki parçalara ayıracağız. Onun için bir kere bize verilen sayılar, yani 90 ve 54 sayısını aynı anda bölen en büyük sayı bulmalıyız. Niye en büyük sayı bulmalıyız? Çünkü eşit uzunlukta en büyük parçalara ayrılması isteniyor. Eşit olduğu için bunları aynı anda bölen bir sayı olmalıdır. En büyük dediği için de en büyük ortak bölen, yani OBEP bulmalıdır. Şimdi OBEP'imizi normal bulmaya çalışalım. 54 ve 90'ı aynı anda bölen iki sayısı 54'ü 2'ye bölü 27, 97, 92'ye bölü 45. Tekrar burada ne yaptık? 2'yi belirledik, işaretledik yani. 2'ye bölünen sayı kalmadı. 27, 3'e böl 9, 45'i 3'e böl 15. İkisi de aynı anda bölündüğü için 3'ü işaretledik. 9 ile 15'e bakıyoruz. 9'u 3'e böl 3, 15'i 3'e böl 5. İkisi de aynı anda 3'e bölündüğü için 3'ü işaretledik. Tekrar 3'ü 3'e böl 1, 5 3'e bölmedi aşağı. Burada 3'ü işaretlemedik çünkü ikisini de aynı anda bölmedi. Tekrar 5'i 5'e böl 1 ve bölme işlemimizin sonucunda elde etmiş olduğumuz 2, 3 ve 3 sayısının çarpımı bize bu sayılarımızın, yani 54 ve 90'ın en büyük ortak böleni verir. Şimdi demek ki 54 ve 90'ı aynı anda bölen en büyük sayı kaçmış? 18'miş. Bize toplam kaç parça kumaş gerekir? Bunu sorduklarından dolayı 54'ü 18'e böldük. 3 adet buradan. 90'ı 18'e böldük. 5 adet buradan.
Bunları topladığımızda toplam 8 parça kumaş elde etmiş oluruz. Başka bir örnek yapalım. Kenar uzunlukları 48 metre ve 72 metre olan dikdörtgen şeklindeki bir arsanın çevresine köşelere de gelmek üzere eşit aralıklarla ağaç dikilecektir. En az kaç ağaç gereklidir? Şimdi burada önemli olan şu. En az sayıda ağaç dikmek için aralıkların mümkün mertebe büyük olması gerekiyor. Bize ne diyor? Aralıkların eşit olması isteniyor. Şartlar şu. Aralıklar eşit olacak ve en az sayıda ağaç dikecek. Bir kere problemlerde eğer bölen sayı aranıyorsa en büyük ortak bölen bulunur. Burada bir kere aramış olduğumuz sayı 72 ve 48'i aynı anda bölen en büyük sayıdır. Niye derseniz, çünkü en az sayıda ağaç isteniyor. En az sayıda ağaç olması için aralıkların mümkün mertebe, yani iki ağaç arasındaki aralığın mümkün mertebe ne olması lazım? En büyük olması gerekiyor. En az sayıda ağaç dikmek için aralıklar ne kadar büyük olursa, uzun olursa o kadar az sayıda ağaç dikilir. Şimdi yaptığımız işlemler sonucunda o birimiz kaç çıkıyor? 24 çıkıyor. Bizim sorumuzda ne diyor? En az kaç tane ağaç gereklidir? Ne yapıyoruz? Arsamızın çevresini hesaplıyoruz ve çevreyi 24'e, yani ağaç uzunluklarının aralıklarının uzun ağaçların arasındaki uzunluk mesafesine bölüyoruz. Toplam demek ki en az 10 tane ağaç dikmek gerekiyormuş. Şimdi burada da aynı şey var. Büyükten küçüğe doğru gidiş var. Yani uzun tarlanın kenar uzunluklarını, burası büyük olan kısımlardır, küçük parçalara ayırdık. Onun için biz burada en büyük ortak böleni, yani EBOB'u bulduk. Evet, yeni bir problem daha yapalım. Eni 200 santimetre, boyu 250 santimetre olan bir banyonun zemini kare şeklinde eşit alanlı fayanslarla hiç boşluk kalmayacak şekilde kaplanacaktır. Fayansın bir kenarını en fazla kaç santimetre olur? Şimdi burada bir kere ne yapacağız? Büyükten küçüğe doğru gidiş var. Yani banyomuzun şekli büyük, fayanslar küçük. Öyleyse bize küçük olan şey istiyorlar. Burada OBEB bulmalıyız. Niye dersek? Çünkü büyükten küçüğe doğru gidiş var. Bir de aramış olduğumuz sayı bölen bir sayı olmalıdır. Öyleyse ne yaptık? 200 ile 250'nin en büyük ortak böleni, bunları aynı anda bölen en büyük, düzeltiyorum, bunları aynı anda bölen 2, 5 ve 5'in çarpımı olan 50 sayısıdır. Demek ki fayansın bir kenarın uzunluğu en fazla 50 olmalıdır. 50 sayısı 200 ile 250'yi aynı anda bölen en büyük sayıdır. Evet, bir örnek daha yapalım. 80 litrelik, 120 litrelik ve 180 litrelik 3 farklı meyve suyu birbirine karıştırılmadan eşit hacimli ve en büyük hacimli şişelere doldurulacaktır. Buna göre toplam kaç şişe gerekir? Şimdi burada da yine OBEB kullanmalıyız. Çünkü aramış olduğumuz sayı 80, 120 ve 180'i aynı anda bölen en büyük sayı olmalıdır. Yani büyük
ifadeleri küçük ifadelere, yani küçük parçalara ayıracağız. Eşit hacimli dediği için bir kere bölen sayı aynı olmalı. En büyük hacimli şişelerde dediği için bu üç sayıyı aynı anda bölen en büyük sayıyı bulmalıyız. İşte bizim bu sayılarımızı, yani aynı anda bölen en büyük sayı 2, 2 ve 5'in çarpımı olan 20'dir. Öyleyse dolduracağımız şişenin hacmi kaçmış? 20 litredir. Kaç şişe dolduracağımızı bulmak için de ne yapacağız? 80'i 20'ye böldük 4, 120'yi 20'ye böldük 6 ve 180'i 20'ye böldük 9. Bunların toplamı olan toplam 19 tane şişe gereklidir. Yine büyük denk için doğru gidiş olduğu için biz burada OBEB'i, yani EBOB'u bulduk. Şimdi bu bölümde en küçük ortak kat soruları nasıl bulunur? Hangi sorular en küçük ortak kat sorulardır? Onlarla ilgili birkaç tane ipucu vermeye çalıştım. Cevizler, fındıklar, şekerler, bilyeler sayılıyorsa veya bunlar sayıldıktan sonra artan oluyorsa, gemiler, arabalar, yarışçılar beraber yola çıkıp bir yerde karşılaşıyorsa veya kaç gün sonra, kaç yıl sonra karşılaşırlar gibi sorular oluyorsa, sınıfta öğrenciler sıralara oturuyorlarsa veya bunlardan ayakta kalanlar oluyorsa, saat sonlarında bir daha ne zaman birlikte çalarlar gibi sorular soruluyorsa, küçük tuğlalardan küp ya da ev yapılıyorsa, yani genel olarak küçük küçük parçalardan büyük parçalar elde ediliyorsa, yani küçükten büyüğe doğru gidiliyorsa, bilin ki o soru en küçük ortak kat, yani EKOK, diğer bir adıyla OKEK sorusudur. Bunlara dikkat ederek sorularımızı çözebiliriz. Şimdi bir örnekle başlayalım. Bir kasadaki yumurtaları torbalara dörder dörder, beşer beşer, altışar altışar koyduğumuzda her seferinde iki yumurta artıyor. En az kaç yumurta vardır? Şimdi burada bir kere küçükten büyüğe doğru gidiş var. Yani bizden yumurta sayısı isteniyor. Fazla olan sayı isteniyor. Bir de şuna dikkat edelim. Eğer verilen soruda bölünen sayı aranıyorsa orada en küçük ortak kat bulunur. Yani EKOK bulunur. Şimdi biz burada bölünen sayıyı arıyoruz. Onun için burada EKOK bulacağız. Gerekli işlemleri yaptıktan sonra en küçük ortak katımız kaç çıkıyor? 60 çıkıyor. Şimdi 60 sayısı 4, 5 ve 6 sayısına bölünebilen en küçük sayıdır. Her seferinde, yani 4'er, 5'er ve 6'şer saydığımızda 2 bilye artıyorsa, o zaman 60'a 2 ekliyoruz. Böylece 62 sayısını elde ediyoruz. 62 sayısı 4, 5 ve 6'ya bölündüğünde 2 kalanını veren en küçük sayıdır. 3 çalar saat. 3 çalar saatten birincisi 15 dakikada bir, ikincisi 18 dakikada bir ve üçüncüsü 30 dakikada bir çalmaktadır. İlk kez saat 09.30'da birlikte çalan bu saatler saat kaç iken tekrar birlikte çalarlar. Bir kere burada en büyük ortak böleni bulamayız. Yani bulsak da işimize yaramaz. Çünkü
15, 18 ve 30'un en büyük ortak böleni kaçtır? 3'tür. 3 sayısı, yani bunlar 3 dakika sonra birlikte çalmayacağına göre burada en büyük ortak böleni bilmek işimize yaramaz. Biz şimdi öyle bir sayı bulmalıyız ki 15, 18 ve 30'a aynı anda bölünebilen bir sayı olsun. Yani bir soruda eğer bölünen sayı aranıyorsa orada o kek bulunacak demektir. Tabloda gerekli işlemleri yaptıktan sonra buradaki bütün sayıların çarpımı, yani 2, 3, 3 ve 5'in çarpımı bize 90'ı verir. Demek ki buradaki 90 sayısı ne işe yarar? Bu 3 tane çalar saat aynı anda çaldıktan 90 dakika sonra, en az 90 dakika sonra tekrar birlikte çalarlar. İlk kez saat 09.30'da çaldığına göre 09.30'a 90 dakika, 90 eklediğimizde bunlar tekrar birlikte saat 11'de çalar. Evet, dersimizin son örneğine geçelim. 9, 12, 30 sayıları ile bölündüğünde daima 6 karanlığı veren 3 basamaklı en küçük doğal sayı kaçtır? Şimdi bir kere şunu söyleyelim. Aradığımız sayı ne diyor? 9, 12 ve 30 sayıları ile bölündüğünde diyor. Bir kere bölünen sayıyı biz aradığımız için bu problemde en küçük ortak katı, yani ok eki diğer verdiğine ekoku bulmalıyız. Yani verilen soruda eğer bölünen sayı aranıyorsa ekok, bölen sayı aranıyorsa ebok bulunur. Gerekli işlemleri yaptıktan sonra bu sayıların OBEB'ini, pardon, en küçük ortak katını, yani ekokunu 180 bulduk. 180 sayısı 9, 12 ve 30'a bölünebilen en küçük sayıdır. Bunlar 180 sayısı, bunlara bölünebilen, kalansız bölünebilen en küçük sayı olduğuna göre böldüğümüzde daima 6 kalanı vermesi için de 180'e 6 ekliyoruz ve 186'yı elde ediyoruz. Yani 186 sayısı 9, 12 ve 30'a bölündüğünde 6 kalanı veren 3 basamaklı en küçük sayıdır.